İzmir Agorası'ndayım. Burası aynı zamanda su pınarlarının toplandığı bir yer. Hatta Kadife Kale'de yapılan kazılarda tıpkı İstanbul'daki yeraltı sarnıcı gibi de büyük bir yeraltı sarnıcı ortaya daha yeni çıkarıldı. Umarım o da İstanbul yeraltında sarnıcı gibi yakında sizler için geziye açılacaktır. Fakat işte İzmir Agorası'nın her yerinden su fışkırıyor demiştik. Yine bir su pınarının başındayım. Bu su pınarının başındayken de Büyük İskender'in İzmir'e geldiğindeki rüyası geldi aklıma. Bu rüyayı da nereden biliyorum? İsa'dan sonra 2. yüzyılda yaşamış olan bir coğrafyacı olan Pausanias tarafından kaleme alınmış. İşte Büyük İskender bu bölgeye geldiği zaman avlanmak için Kadife Kale'ye çıkar. Tabii Kadife Kale'nin o dönemlerdeki ismi Pagos olarak geçmektedir. Pagos'ta avlanır, avlanırken de Nemesis Tapınağı'na da gider. Çünkü paganist anlayışlar, çok tanrılı bir panteist anlayıştan bahsediyoruz. Nemesisler de adalet tanrıçaları. İşte en büyük tanrı Zeus'a tapıyorlar, Apollon'a tapıyorlar, Athena'ya tapıyorlar. Athena, Apollon tapınakları onlar için de bilicilik tapınağıdır. İşte Büyük İskender Nemesis Tapınağı önünde bir pınarın başında, çınar ağacının altında uykuya dalır ve rüyasında gördüğü Nemesisler ondan burada bir kent kurmasını isterler ve halkın buraya göç etmesi istenmektedir. Efsaneye göre tanrıçaların bu isteğini duyan Simrinalılar bölgenin ünlü kehanet merkezi olan Apollon Tapınağı'na giderler ki o da bugün Klaros'ta yer almaktadır. Ve Apollon Simrinalılara kutsal Melas'ın yani bugünkü Yeşildere'nin olduğu yerde bir şehir kuracağını yani Pagos Tepesi'nde Kadife Kale'de bir şehir kuracağını söylerler. Ve buradaki insanların da 3-4 kat daha diğer Simrinalılara göre daha mutlu olacağı söylenilmektedir. Ve işte burada böylecelikle bir kent kurulur ve Roma dönemi sikkeleri üzerinde de uzun bir süre Büyük İskender'in bu rüyası yer almaktadır. Yani Nemesislerin, adalet tanrıçalarının kendisine bir şehir kuracağı söyleniyor. İşte burası da aslında adaletin var olduğu, adalet tanrıçalarının rüyasına girerek yapıldığı şehirlerden birisi. Sizleri de İzmir Agorası'nda bu su pınarının başına bekliyoruz. Saygılar ve sevgiler.